Bozkırların yükselişi, Mete Han'ın tahta geçişi. Milattan önce 209 yılı. Asya bozkırları yepyeni bir gücün doğmasına şahit olmak üzereydi. Genç ve azimli bir lider olan Mete Han, Hunların başına geçti. Babası Teoman'ın ardından tahta çıkan Mete Han, çok kısa sürede gücünü artırdı. Hunları tek bir çatı altında toplayarak daha önce eşi benzeri görülmemiş bir imparatorluğun temellerini attı. Mete Han'ın liderliği sadece Hunlar için değil, tüm Orta Asya için çok önemli sonuçlar doğuracaktı. Mete Han tahta çıktığında Hunlar dağınık ve sürekli olarak birbiriyle savaşan kabilelerden oluşan bir topluluktu. Bu durum onları daha güçlü düşmanlara karşı savunmasız hale getiriyordu. Mete Han bu zayıflığı hemen fark etti ve harekete geçti. Öncelikle etrafındaki güvenilir komutanlarla birlikte orduyu baştan aşağı yeniledi. Disiplin ve itaate dayanan yepyeni bir askeri sistem kurdu. Askerlerini zorlu bozkır koşullarında eğitti ve onlara yeni savaş taktikleri öğretti. Mete Han'ın en önemli yeniliklerinden biri de onlu sistemiydi. Bu sistem sayesinde Hun ordusu daha önce hiç olmadığı kadar düzenli ve güçlü bir hale geldi. Savaşçı bir kültür, Hunların yaşam tarzı ve gelenekleri. Hunlar uygun olarak kullanışlı ve rahattı. Deri ve kürk giysiler onları soğuktan korurken bol kesimli pantolon ve gömlekleri de ata binmelerini kolaylaştırıyordu. Kadınlar da toplumsal hayatta aktif rol oynuyor, çadırların kurulması, yemeklerin hazırlanması ve çocukların bakımı gibi işleri üstleniyorlardı. Hun toplumu katı bir hiyerarşiye sahipti. En üstte Han yani hükümdar bulunuyor, onu soylular ve savaşçılar izliyordu. Reformların başlangıcı, Mete Han'ın yenilikleri. Mete Han tahta geçtikten sonra sadece orduda değil, aynı zamanda yönetim ve toplum alanında da birçok yenilik yaptı. Amacı Hun İmparatorluğunu daha merkezi ve güçlü bir hale getirmekti. Bu reformlar Hunların daha sonraki başarılarında önemli rol oynadı. Mete Han'ın ilk işlerinden biri yazılı bir kanunlar sistemi oluşturmak oldu. Bu kanunlar toplum içinde düzeni sağlamayı ve suçların cezalandırılmasını amaçlıyordu. Böylece keyfi uygulamaların önüne geçilmiş ve adaletin sağlanması kolaylaşmış oldu. Mete Han ayrıca vergi sisteminde de değişiklikler yaptı. Her aile sahip olduğu hayvan sayısına göre vergi vermek zorundaydı. Toplanan vergiler ordunun ihtiyaçlarını karşılamak ve imparatorluğun yönetimini finanse etmek için kullanılıyordu. Mete Han, imparatorluğun sınırlarını genişlettikçe fethettiği bölgelerdeki halkları da Hun yönetimi altına aldı. Ancak bu halklara karşı baskıcı bir politika izlemedi. Doğu Seferi, Hun İmparatorluğu'nun genişlemesi. Mete Han'ın tahta çıkışından sonraki ilk hedefi, doğuda yaşayan ve Hunlar için sürekli bir tehdit oluşturan Donghu halkını egemenliği altına almaktı. Milattan önce 208 yılında başlattığı seferle Donghu topraklarına giren Mete Han, hızlı ve etkili bir şekilde ilerledi. Donghu ordusunu büyük bir yenilgiye uğratarak egemenliklerini sona erdirdi. Bu zaferle birlikte Hun İmparatorluğu'nun sınırları doğuya doğru genişledi ve Mançurya'ya kadar ulaştı. Donghu seferinin ardından Mete Han'ın dikkatini güneydeki komşuları olan Çin Han Hanedanlığı çekti. Çin, yüzyıllardır Hun akınlarına maruz kalmış ve bu durumdan büyük zarar görmüştü. Hun tehdidini durdurmak amacıyla Çinliler kuzey sınırları boyunca ünlü Çin Seddi'ni inşa etmişlerdi. Ancak bu devasa yapı bile Hunların akınlarını tamamen engellemeye yetmemişti. Doğuda ve güneyde elde ettiği başarıların ardından Mete Han'ın bakışları batıya, Orta Asya'nın uçsuz bucaksız bozkırlarına çevrildi. Bu topraklarda Yüeçiler olarak bilinen ve Hunlar gibi göçebe bir kültüre sahip olan güçlü bir halk yaşıyordu. Yüeçiler geniş bir alana yayılmış ve ticari faaliyetleriyle zenginleşmişlerdi. Ancak askeri güçleri Hunlar kadar büyük değildi. Mete Han, Yüeçileri de egemenliği altına alarak Orta Asya'daki hakimiyetini pekiştirmek istiyordu. Milattan önce 177 yılında başlayan Yüeçi seferi, Hun İmparatorluğu'nun en zorlu ve kanlı savaşlarından birine sahne oldu. Yüeçiler Hunların gücünü fark etmişler ve savunma için hazırlıklara başlamışlardı. İki ordu Talas Irmağı yakınlarında karşı karşıya geldi.
sayıca üstün olan Hun ordusu Yüeçilere karşı amansız bir saldırı başlattı. Kanlı çatışma, Hun-Yüeçi Savaşı. Talas İrmağı kıyısındaki savaş günlerce sürdü. İki taraf da büyük kayıplar verdi. Ancak Hunların üstün savaş taktikleri ve disiplinli ordusu karşısında Yüeçiler direnemedi. Sonunda Yüeçi ordusu bozguna uğratıldı ve geri kalanlar da esir alındı. Efsaneye göre Metehan, Yüeçi liderinin kafatasından bir içki kabı yaptırarak zaferini kutladı. Bu olay, Hunların acımasızlığını ve düşmanlarına karşı duydukları nefreti gösteriyordu. Yüeçiler, bu yenilginin ardından eski güçlerini hiçbir zaman kazanamadılar. Toprakları Hun İmparatorluğuna katıldı ve halkı da Hun egemenliği altına girdi. Bu zaferle birlikte Hun İmparatorluğunun sınırları batıda Hazar Denizi'ne kadar ulaştı. İmparatorluğun zirvesi, Metehan dönemi Hun İmparatorluğu. Metehan'ın hükümdarlığı Hun İmparatorluğu'nun altın çağı olarak kabul edilir. Onun liderliğinde Hunlar Orta Asya'nın en güçlü ve etkili gücü haline geldiler. Doğuda Mançurya'dan batıda Hazar Denizi'ne, kuzeyde Sibirya'dan güneye Çin Seddi'ne kadar uzanan geniş bir coğrafyada hakimiyet kurdular. Bu dönemde Hunlar sadece askeri güçleriyle değil, aynı zamanda gelişmiş kültürleri ve ticari faaliyetleriyle de ön plana çıktılar. İpek yolu üzerindeki stratejik konumları sayesinde Doğu ile Batı arasında önemli bir köprü görevi gördüler. Çin, Hindistan, İran ve Roma gibi büyük imparatorluklarla ticari ve diplomatik ilişkiler kurdular. Metehan, imparatorluğunun sınırlarını güvence altına aldıktan sonra iç yönetime odaklandı. Merkezi otoriteyi güçlendirdi, yasaları yeniden düzenledi ve vergi sistemini geliştirdi. Metehan'ın mirası Hun İmparatorluğu'nun geleceği. M.Ö. 174 yılında Metehan'ın ölümü Hun İmparatorluğu için bir dönüm noktası oldu. Geride güçlü ve istikrarlı bir imparatorluk bırakmıştı. Ancak onun ölümüyle birlikte taht mücadeleleri başladı ve imparatorluk zayıflamaya başladı. Metehan'ın halefleri onun askeri dehasına ve siyasi becerisine sahip değillerdi. Bu durum Hun İmparatorluğu'nun yavaş yavaş parçalanmasına yol açtı. Çin bu durumdan faydalanarak kaybettiği toprakları geri aldı. Batı'da ise yeni güçler ortaya çıktı ve Hun hakimiyetine meydan okudu.